firması olaraktan kurulup sonra yabancı firmalara satılıp ya da ortak alınan firmaları derledik. Bizim sanıp aslında bizim olmayan firmalara gelin beraber bir göz atalım. Beymen. Haziran 2019 itibariyle Boyner'de %54 hisse oranında bir payı bulunan Katarlı hakim ortak Mayhola, Beymen'i ve Aymarka firmalarının %97'sini devraldı. Yargıcı, Kuveyt merkezli Global Investment House'a satıldı. Cevahir Alışveriş Merkezi, Cevahir Holding ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin %50-%50'lik bir oranla kurdu. Lakin 2006 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin %50'lik kısmını İngiltere merkezli Kuveyt şirketi St. Martin's Property'ye devretti. Daha sonra 2007 yılında Cevahir'e kalan hisselerini de değer alarak Cevahir Alışveriş Merkezi'nin tek sahibi oldu. İçim süt Akkıda. Türkiye'de çok önemli bir yere sahip olan Akkıda, Fransız devi Grup Lactalis'e satıldı. İçin süt ve süt ürünleri Akkıda markasıdır. Kola Turka, Çamlıca Gazozu ve Sakasu. Japon içecek devi Daido Drico'ya satılmıştır. Of Çay. 2018 tarihinde Amerikalı kahve devine Jacobs'a satılmıştır. Peyman. Eskişehir'de 3 kuruyemiş firmasının birleşmesiyle kurulan Peyman Gıda, uluslararası özel sermaye fonu Brickpoint Peyman'ın tamamını satın almıştır. Kemal Kükrer. Eskişehir Odun Pazarı'nda bulunan evinin bodrumunda 2 adet fıçıda ürettiği üzüm sirkelerini Kemal Kükrer adıyla satışa sundu. Kemal Kükrer, Japon şirket Ajinomoto tarafından satın alınmıştır. Bizim Mutfak. Ayrıca Bizim Mutfak markası da 2017 tarihinde Japon şirket Ajinomoto tarafından satın alınmıştır. Kent Gıda. 1927 yılında ticari hayatına başlayan Kent Gıda, Cadbury tarafından satın alındı. Daha sonra Cadbury, Kraft Foods tarafından satın alındı ve Kent Gıda'yı bünyesine kattı. Kraft Foods işini ayırarak Mondelez International adı altında küresel atıştırmalar şirketini kurdu. Komili Kırlangıç Salat. Dünyanın en büyük bitkisel yağ üreticilerinden olan Hollandalı Amerika merkezli Kaninklijke Bank'e satıldı. Batı Şakir. Türkiye Cumhuriyeti'nin 91 numaralı ticaret siciline sahip olan Hacı Şakir, kuruluşu bizzat Atatürk'ün izniyle 1925'te gerçekleşti. Hacı Şakir, Türkiye markalaşma tarihinde çok önemli bir yer edinmiştir. Tarihi bir sabun markasıdır. Şu anda bir Amerikalı şirket olan Colgate Palmolive olaraktan üretilmektedir. Cam Bebe. 1990 yılında kurulan Cam Bebe, Belçika firması olan Ontex'e satıldı. Demir döküm, ısıtma, su ısıtma, iklimlendirme sektöründe faaliyet gösteren demir döküm 1955 tarihinde İstanbul'da kuruldu ve Alman şirket Weiland'a satıldı. Petrol ofisi 1941'de kamu kuruluşu olaraktan kuruldu. Türkiye'nin pazar lideri olan petrol ofisi 2000 yılında özelleştirildi. 2010 yılından beri de yabancıların elinde. İlk önce 2006 yılında %34 hisse ile daha sonra da 2010 yılında %54 hissesini de satın alan Avusturya merkezli OMV'ye devredildi. Daha sonra ise 2017'de elinde bulunduran %95 hissesini Hollanda merkezli Whitehall'a satıldı. Hayat Su. 1997 tarihinde Fransız şirket Danone'ye satılmıştır. Doğadan. 1975 tarihinde Demle adı altında Nevzat Karpuççu tarafından kurulan Doğadan 2007 yılında Coca-Cola'ya satılmıştır. Banvit. Bandırma Vitaminli Yem Sanayi Anonim Şirketi ya da Banvit 1968 tarihinde Bandırma'da yem üreticisi olaraktan faaliyete başladı. Mayıs 2017'de %79.41'lik hissesi ile BRF ile Katar Yatırım Otoritesi'ne satıldı. İpek, kozmetik devi Fransız marka L'Oreal, şampuana servet ödemeyin diyerek İpek markasını
saç bakım ve kozmetik ürünleri satan Canan Kozmetik alıp Türkiye'deki orta sınıf insanlara hitap etmeye başladı. Baymak. 1967'de kurulan Demir Döküm'ün ciddi rakiplerinden biri olan Baymak, %50 hissesini 1998'de Alman Wolf Orba'ya satmıştır. Daha sonra 2013'te de tamamını Hollandalı BDR Termi grubuna satmıştır. Betek Boya bünyesinde kurulan Filli Boya 2002 yılında Türkiye'de pazar lideri oldu. 2019'da da ise Japon boya devine Nippon Point'e satıldı. Mutlu Akü. Türkiye'de akü pazarının %40'ını elinde bulunduran Mutlu Akü 1945 yılında akü üretimine başladı. 2013 yılında Güney Amerika merkezli Hollanda firması Mütter Investment'a satıldı. Hisarlar. Türkiye'nin ilk yerli arazi ve tarım makinelerini üreten Hisarlar makine 2016 yılında Hindistan'ın devi Mahindra'ya satıldı. Erkunt Traktör. En büyük traktör firmalarından biri olan Erkunt Traktör Hindistan'ın devi Mahindra'ya satıldı. ABC Kimya. Kimya sektöründe yer alan ABC Kimya İsveçli Sika grubuna satıldı. Polisan. Polisan Holding'in %100 hissesi olan Polisan Boya'nın %50'sini Japonya'nın lider boya üreticisi olan Kansai Point'e satıldı. Sığınma su. Fransız Danone şirketi Türkiye'nin önde gelen su ve gazlı içecek markalarından olan sığınma suyu %50.1 hisse ile satın aldı. Denizbank. Bir zamanlar Zorlu gruba ait olan lakin 2006 yılında Avrupa'nın önde gelen finans gruplarından olan Dixia'yı, ondan sonra da Rusya'nın önde gelen bankası Sberbank'a, daha sonra ise 2019 yılında Emirates NBD'ye satıldı. Erikli Su, çoğunluk hissesi %60 olan Fransız marka Nestle'ye aittir. Yudum Yağı. 1975 yılında İstanbul Haliç'te üretimine başlanan Yudum Gıda'nın 1995 yılında şirketlerinin tamamı Unilever şirketlerine geçti. Sonra Amerikalılara, Kuveytlilere ve 2007 yılında ise Suudi Arabistanlı Savoy'la gruba geçti. Dilimiz döndüğünce bizim olarak başlayan, zaman içerisinde ya satılan ya da ortak alan firmaları sizler için derledik. Bir yanlışımız, bir hatamız olduysa şimdiden affola. Eksik derlediklerimiz, gözümüzden kaçan markalar, şirketler muhakkak olmuştur. Siz bulursanız, gözünüze çarparsa yorumlara yazmayı sakın unutmayın.